Bünge hadis Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki kim bir günahtı fahrlanı mahtanı kısa, kim bir günahtı külüp kısa, o yığılıp har bulup doza katkıda. Kim eğer bir ibadetli hakisarlığı bilen yığılıp kısa, o külüp girdi cennet ikiler diyenler. Bu diğerine bugün günahlarını fahırlanıp kılıyorlar, közde açın. Bazı şiddet bu siz, közde açın. Ya kımmat arağı çizmeden kötü getirirsiniz, ya kımmat sigeri çekişizmeden kötü getirirsiniz, ya kibir kılıp malı dünya izmeden kötü getirirsiniz, ya ki kimidir Urupa'yı kötü getirirsiniz, kötü getirirsiniz şunu, Allah harla cehennemde tıkar. O kimliğinizi kızığı yok. Çünkü bu dünyada sizge menge fayda veriyken narsalar kıyamet gününde bir tiyinem bas. Mesela küçümüz, pülümüz, abruyumuz, tanışlarımız, akıhan, ükühanımız, ya ükemizi, ya ciyanımızı, ya kiyoğumuzu palancayda işleşi, bu dünyada fayda verişi mümkün kimler içindir? Sağdan o şekilde. Sokolga bir ay bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollarini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5 10 15 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolon hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirish qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Degan qiyomat kunida Allohga siz kimsiz? Jiyan kim? Men kimman? Qana tanishimiz bor, qanaqangi aparatimiz bor? Xudoga umuman qiziqdim. Dono oldiga borganda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, qiyomatda odamlar onadan tug'ilgandek tiriladi. Onadan qana tug'ilgan biz, hatto bitta pampersimiz ham bo'lmagan. Bu dunyoda masalan qimmatroq ustuvosh kiyib faxrlanayotganlar, yoki arzon ustuvosh kiyib o'ksinayotganlar, o'ksinmang va faxrlanmang. Qiyomatda hozirgi eng boy odam Elon Musk, to'g'rimi? 230 milyard dollarga qadar pul ketyapti. Hatto Elon Musk ham qip yalang'och bo'ladi. Qolganini qo'yavering. Dunyoda eng boy odam shu hozir. Hatto shu ham qip yalang'och bo'ladi. Shunda Oysha onamiz ey Rasululloh, bu juda uyat-ku, juda qiyin-ku bu. Qandoq bo'ladi deyishganda aytdilarki, Assalomu alaykum musofirdagi akalarimiz, opalarimiz, mana bitta akamiz Rossiyadan turib otasi ham onasi uchun shunaqangi Qur'on kitob naborimizdan buyurtma berdi. Naborimizda 30 bora arabcha Qur'on kitobi, ham o'zbekcha, ham kirecha, ham arabcha variantda Qur'on kitobi, elektronli tasbih, zamzam suv, mushkambar, malham, misvok, isrolari bor. Tagida davlatim otam, jannatim onam degan jaynamozlari ham berilgan. O'zbekiston bo'ylab uylar eshigidan tegacha dastavkamiz mutlaqo bepul. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari bor. Musofir farzandingizdan otam, onam uchun degan yozuvlarni yopishtirib beramiz. Ekranda qoldirilgan nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ey Oysha, qiyomat siz o'ylagandagi bo'lmaydi dedi. Qiyomat kuni shunaqangi muammo, shunaqangi qo'rqinch kunki, odamlar o'zini erkak yo ayolligini unutib qo'yadi deganlar. Bunga bu dunyoda dalil, rosa katta bir muammoga, problemaga yo'liqqan odamni oldiga manman degan xurliq odob kelib qo'ying, yo'qat buni deydi. Yo ertaga suti bo'layotgan odam, yo tergov bo'layotgan odam, yo qanaqadir qo'rquvda yurgan odamni oldiga, dunyoda eng go'zalini oldiga olib kelib qo'ying, yo'qat buni deydi. Ko'yniga sig'maydi. Alloh xolangi bu dunyodagi problemi yechiladigan problem. Juda bo'lsa 20-30 yil o'tiradi, qamaladi, chiqadi, o'ladi yo qutuladi. Lekin qiyomatdagi problemi u qutulib bo'lmaydigan problem. Masalan, sizga masalan nima deydi, bir zulm qilayotgan, siz ustingizda zo'ravonlik qilayotgandi, undan zo'riga aytsangiz o'chirib qo'yadi. Bitta telefonda o'chirib qo'yadi. Bir telefon qiladi, biz jiyanga nima deyapsan deydi, mazini qochiraman deydi, xo'p bo'ladi deydi. Endi Xudodan tepada kim bor? Alloh bitta man deydi. Bitta qul huvallohu ahad yodlagansizlar-ku.
Kul huvallahu ahad. Allah o'zi haqida o'zi ma'lumot beradi, chunki saqizda man haqimda siz ma'lumot bersiz bo'ladi, chunki odamlar ko'p. Lekin Alloh bitta bo'lganligi uchun o'zi haqidagi ma'lumotni Alloh o'zi beradi. Aytadiki, "Qul ey Muhammad, ayting, huvallohu ahad, u Alloh bitta deng" deydi. Ba'zi bilan bittaman deydi, u xom xayol, odam bitta bo'lmaydi. Chunki zo'rdan zo'r chiqqan va chiqadi. Çıkkan ve çıkan. O uzun davrada zorlar hazır. Kaysır zorda aldı da sekin Ekehan değil, ilacı yok. Bu hayat kanunu bu. Çarpala gibi bu. Allah ayet ki ben bittemem değil. Ve ahırda ayet dedi ki وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مَنْيَ بِرَارْتَ نَرْسَ بِرَارْتَنْ تِنْكِلَنْمِيسَ Bunu ne diyene? Hemenden zor ben diyeyim. Kudanın karşısına bura çıkıp öyle neme diyersen diyemeydi. O işi bitirer miyim? Şimdi o kıyamette nimeler muamma bulan? Adli misal, bu dünyada nime muamma olsa uzunuza apaçı yapız. Şu muammalarda. Mesela nime bizi 15 sütke kılan? Kamak. 15 sütke kamakta kirişimizde nime sebep kime yapız? Nime bizi kodda iştiraf dolaşımızda sebep bulan? Biznesimizde, işimizde. Yani nalogdan kaçış. Mesela 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl nalogdan kaçgeller var. Bir de tekşire yaptı, 20 ilgini boynuya koyup 8 milyar son tolesiz diye. Demek ki nalogdan kaçgensiz diye. Bu dünyanın dünyanın şunu kılı yürüp biz nalogdan bulalım. Yani ki neme kamalışımız ki sabah. Hullaz bu dünyada muamma buladiyan işlerde hamme biledi ve ondan kaçan. Şimdi Müslüman insan fakat bu dünyanı oylamaydı. Müslüman insan fakat bu dünyanı oylamaydı. Müslüman insan iki o dünyanın oyluydu. Fakat bunu oylaşan katta hata, fakat ahirette uzun oylaşan katta hata. Müslüman ikiyle dünyanın oyluydu. İkiyle dünyada yakşı yaşaştı oyluydu, ikiyle dünyanın abad kalan. Bizden keyingi avlatlarına zor vatan kalış gerek. Bizden keyingi avlatlarına zor inşaatlar kalış gerek. Zor ilimler kalış gerek, zor terakkiyatlar kalış gerek. Çünkü din, fakat ahirette oylayan din emez bu. Din ikene dünyanı oylayan. Allah Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü de fasad, yaman, iş kımeyler dedi. Bu ne diyene? Yerde vayran kıme diyen. Bu ne diyene? Yeryüzü de uğruşma diyen. Nebarut abad kıl, çırali kıl, tüzel. Bu dinde bir tek görsetmez. İkincisi, Allah Kur'an'da bizge dua olgetken de hemen yatlayan dua var. Rabbena atina fi dünya hasaneten kiledi ki. Şeyde Allah birinci menden sonra insan deydi. Dünyadaki yakşiliyler de sonra deydi. Kegin ahiretteki yakşiliyler sonra deydi. Kegin doğuzaktan panah sonra deydi. Bana dünyadaki yakşiliyler sonra deyip ki. Bulmadığı yeri sonra işte uzun bilenmez. Dünyada ne yakşiliyler olsa bünge intil diyen. Ve şimdi ahiret deyin. Bu dünyanın Müslüman insan bu dünyanın ya, bu dünyanın ya, oylayın. Fakat iki odan bittesine uzun iş olmayıydı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam ayet ettiler, ümmetimi yamanı dünyanı da dinini ünütedi, ya dinini de dünyasını ünütedi. Yani bir tamallama adam, bunlar hata kılıkçılar bunlar. Bunlar cüde katta hatada. Müslüman iki onu zor bacaradı. İbadet diyen zor bacaradı, pül diyen zor topladı. Yakşı okuydu. Yaxşı hareket kıladı. Çünkü bu dünyada yaxşı yaşayış için pül gerek, ahirette yaxşı yaşayış için savab gerek. İki o birbirine berber bağlanır. Çünkü iqtisadiyat cahide olmasa, tasarrufun yüzde svetke pül dolu anıma geldiği için üzüp gitken. Üyde haracat yok, hatın kesen, ballarına küs geldi, üstü baş alış gerek. Lekin pül yok. Ne kadar da siz, ve ben erge, dedege katta günah yazıladı. Demek ki svetke yetedigen, umumen aylık rastotumuzda kamunal toluğularge yetedigen derecede hatın bala çakamızge, kar atanamızge yetedigen derecede pül topma geldiğimiz üçün erkekke, oğulge, dedege, erge katta günah yazıladı. Sabah nefakaya iyan deydi. Bu dünyanın ailenin rastotu erge vacib bo'la. Bir oyda uyga nech pul ketadi? 4,5 million. 4,5 million topishingiz vacib bo'la.
Gödek bolangizga sapuk oberish sizga vojib bo'ladi. Mana bolamga olish sizga emas, menga vojib bo'ladi. Vojib bu nima degani? Kech paytki tahajjud bor-ku, 1.5 2 da o'qiladigan. Tahajjud o'qigan inson u taqvodor odam hisoblanadi. Tahajjudda ustun turadi xarajat qilish. Uyni, ro'zg'orni joyiga qilib qo'yish hatto nafil ibodatdan ustun turadi. Bu degani bugungi kunda biz yoshlarimizga islom va uning mohiyati haqida tushuntirishimiz kerak. Islom bu do'ppiki soqol qo'yib namoz o'qisa bo'ldi, tugadi, bu yaxshi odam degani emas bu. Bu xato bu. Bu xato bu. Bu birinchidan musulmon do'ppi kiysa bo'ldi, musulmon bo'lib qoldi degani emas. Do'ppi boshqa dinlarda ham bor, boshlik, bosh kiyim. Yahudiylarda bor bosh kiyim, soqol ham bor boshqa din egalarida. Musulmonni belgisi qattan bilinadi bo'lmasa, misol musulmon bas odam bilan musulmon insonni qattan ajratsa bo'ladi desa, agar bir jasadda agar ichida islom bo'ladigan bo'lsa, musulmon bo'ladigan bo'lsa, bu jasaddan yomonlik chiqmasligi kerak. Musulmon odam yomonlik qilmaydi. Islom arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilganda bu yaxshilik va tinchlik degan ma'noni bildiradi. Arabchada bu islamun deydi. Bizda islom bo'lib ketgan. O'zi arab tilida islamun deydi. Ya'ni inna dina indallohi al-islamu deydi Alloh Qur'onda. Mani huzurimda eng haq din, to'g'ri din islom dini deydi. Ya'ni islamun deganda tiri qo'yib tarjima qilsangiz, masalan arab tili o'qiyotgan odamlar bo'lsa, islamun tiri o'zbekchasiga yaxshilik va tinchlik degan. Bu nima degani desa, islom dinida bo'lgan musulmon odam faqat yaxshilik va tinchlikka sabab bo'lish kerak. Notinchlikka sabab bo'lmaslik kerak. Yomon ish qilmaslik kerak. Ya'ni bu nima degani desa, dinimizda at-ido aytib qo'yilgan hamma yomonliklarning spiskasi bor. Masalan, mana qonun qoidalarida nima shtraf, nima jinoiy, nima ma'muriy ham yo'q aytib qo'yilganmi? Qur'on va hadisda hamma yo'q ipidan ignasigacha nimalar yomon spiska, nimalar yaxshi. Yomonliklarni qiluvchilarga men do'zaxni yaratib qo'yganman deydi Alloh. Yaxshiliklarni qiluvchilarga men jannatni yaratib qo'yganman deydi. Mana hayot, mana spiska. O'zing tanlab, endi o'zing bilasan, xohlasang jannatga kir, xohlasang do'zaxga kir. Uni o'zing hal qilasan deydi. Hal qiling. Mana xohlasangiz ta'mil choy ichasiz, xohlasangiz aroq ichasiz, o'zingiz hal qilasiz. Bu dunyodagi tanlovlaringiz hammasini to'planglar. Nimalar tanlagan bu? Zino, qumor, sigaret, nos, kibr, yolg'on, xullas shunaqa jinoyat, yomon ishlar. Ha, yomonlik ko'paganmi? Tiq jahannam. Yaxshilik ko'paganmi? Kirsin jannatga. O'zingiz tanlaysiz. Masalan, mana bomdod o'qimasdingiz, o'zingiz tanladingiz. Kim sizni ayab qo'lingizni skotchlab baylab, yo zanjir solib yoki qo'lingizga narushnik solib bomdod o'qimaysan dedimi? Yo'q. Nimaga bomdod o'qidi o'qiganlar? Chunki ular o'qishni xohladi, budinni qo'ydi, turdi, o'qidi. O'qishni xohlamaganlar o'qimadi. Nimaga aroq ichyapsiz? Chunki siz aroq ichishni xohlaysiz. Chunki ichmaysiz. Men nimaga ichmayapman? Aroq ichmay, nima ichmayapmiz? Biz ichishni xohlamaymiz biz. Shu, nimaga cho'ntakda sigaret bor? Chunki chekishni xohlaysiz. O'zingiz tanladingizmi? Endi masalan bozordan bir mashina tarvuzni ichidan 30 tasini chertib, bittasini tanlab olib keldingiz. O'zingiz tanlab olib kelib, bitta so'zingiz oppoq chiqdi. U o'zingiz ayb, biz noto'g'ri tanlaganmiz. Qiyomat kunida uzr aytib, dod, voy, oqida, ko'kida, liboy tavba qiladi qiyomat kunida. Man degani, hatto lelin ham dod deydi. Man din afyundur degan ekanman. Musulmonlarga qarshi yurgan ekanman, ro'zadorlarni og'ziga suv quydirganki bular Ramazon oyida. Ushularning siyosatida bu. Masjidlarda otxona, molxona, omborxona shular prinsipga qildirgan bular. Musulmonlar ustidan izdivatsa qilgan bular. Yomon kulgan biz ustimizda. Mayli endi yashayveramiz, ko'raveramiz. Mana shunday davrlar ham bor ekan, alhamdulillah. Deganim hamma o'zicha men uni qilmaganman, buni qilmayman, hamma dobdirganda endi sen o'zing tanlab qilganmisan shuni? Ha, shuni qilganman. Bo'l, o'zing tanlagansan, o'zing qilgansan. Qiyomat kunida uzr qabul qilinmaydi. Uzr umuman qabul qilinmaydi. Qiyomat 100% aniq bo'ladi. Mabodo mustabid davrda kommunistik fikrda qolib ketganlar bo'lsa ham bilinglar,
qiyomat haq. Ular bizi xudosizlikka chaqirgan ular. Maymundan paydo bo'lgan odamdi degan. Odam inson maymundan paydo bo'lgan deish uchun normalni tupoy odam bo'lish kerak. Normalni tupoy odamgina bu fikrda ayta oladi. Qandoq hayvonda inson bo'lib qolishi mumkin? Qandoq bo'lishi mumkin? Alloh Qur'onda ochiq aytib turibdi-yu, xalaqal insana deydi. İnsanı ben yaratkanman deyipti Allah. Biz maymundan payda bulmayalımız. Hatta o şey beşereler diye maymundan payda bulmayalım diyel miyimiz biz? O zaman maymundan battar bulmayalımız öyle. Çünkü adam vardır, adamlarda nakşıdır, adam vardır, hayvan ondan yakşıdır. Alişir Navoiy babamız ayet koyuyor. Ular hayvanların battar bulmayalım öyle aslında. Lekin bu itikad bu adamdı maymundan payda bulmayalım de bu miydi? Su, suda suda balık, balıkta suda höküz, höküzde şakıda yer planetası turadı da okutulgen mi bizge okuyen misiniz? İnsan mı okuyen mi o şüpheydi? Bizi razı kim okuyen bile? Kandak yer ki mallı şakıda turadı. Mallı mısın o şüphede aytadı mı? Mallı şakıda yer turadı da bizge okutulgen şimdi. Hatta o bizi üstümüzde külü olgen bile. Ha yer bana hazır. YouTube'ga kiring, an diyor ki kosmosda turib videoga olingan. Yer havoda turadi. Alloh Qur'onda 14 yarim asr avval burnini artishni bilmaganda Xudo aytib qo'ygan buni. Va kullun fi falakin yasbahun deydi. Osmondagi hamma narsa suzib yuradi deydi. Havoda muallaq turadi. Libo'y narsa, quyosh ham, oy ham, planetalar ham, meteoritlar hamma narsa havoda muallaq turadi. Ha 40 yildan oshiq astronomiya fani bilan shug'ullangan olim juda katta sessiyada polni o'sha osmonshunos astronom olimlar to'planganda hammasini ustozi edi u odam. 40 yil umrini osmonga bag'ishlagan odam yig'ilishda nima dedi? Men 40 yildan oshiq osmon bilan shug'ullandim. Oxirgi xulosamni sizlarga aytay. Osmonni kimdir boshqaradi dedi. Shu gapni aytdi. Aql bilan Xudoni topibdi degani mana shu bo'ladi. Nimadir boshqaradi, buni boshqarmasa bundan bo'lish mumkin emas dedi. Tan berib yubordi osmondagi tartib, intizomni tan berib yubordi. Alloh Qur'onda uni men boshqaraman deb qo'ygan. Quyoshga, oyga biz yo'lini, relisini chizib qo'yganmiz. 1 mm o'ngga, 1 mm chapga jilmaydi deydi Alloh Qur'onda. O'sha val qomara qaddarnahu manazila keladi-ku. Manazila degani manzillari degan. Yuradigan yo'lini men uchadigan samolyotgohida hayron qolasiz. Bu yerga kelib turib, qattandir yana qaytib bu yerga tushib ketadi. Havoda ko'cha chiqib ketaverginsa, yo'q, samolyotda yo'li bor o'ziga yarasha. Uni chizmasi bor uni. Deb o'ylaylik, mana quyosh yerdan 100 necha barobar katta narsa quyosh. Shunday quyosh, u joni yo'q, mana yoningizdagi piyola qanaqangi jonsiz bitta detal bo'lsa, quyosh ham shunday narsa. Jonsiz narsa. Lekin tartibda turishini ko'ryapsizmi? Chiqishi, kirishi, yozni isitishi, ayni pomidorni pishadigan paytda 40-45 gradus bo'ladi. Agar quyosh chiqmasa ochimizda o'lamiz. Tushni ochimizda o'lamiz. Nimaga? Issiqlik bo'lmasa mevalar pishmaydi, bug'doy pishmaydi. Muzlar erimaydi. Muzlar erimagandan keyin bizga suv kelmaydi. Suv kelmagandan keyin o'lamiz biz. Asosiy suv manbai ko'proq bizdan tog'dan bo'ladi. Topqa yoqqan qorlar va o'sha turgan muzlarni yozda chiqib bizga eritib beradi kerakicha. Mana hozir dunyoda global yer yuzi isiyapti deyapti. Ba'zi bir joylar 2 gradusga oshib ketib qoldi. Ba'zi birlar 1 gradusga oshib ketib qoldi yer yuzida issiqlik. Shuning uchun erimaydi degan hali hatto shimoliy muz okeanlari 10 kilometrlab erib ketdi. Hozir dunyoda eng katta muammo suv muammosi. Bu halangi dünyada üçten ikisi su, çünkü dünyada su köpte kurulundan göre. Kağıtları körsüzde uz bilinip duran. Çünkü Tınç Akiyanı'nı uzge dünyada kurulundu sosyiz, yani bitti Afrika kıt asça bugünce artıp olarken, bitti Tınç Akiyanı'nı uzudu. Bu halangi şünce su köp buluşluğun bilen bir geliydi, dünyada PTO'yu vada içimlik suyu 1% taşıyın kalın. Kogan içlikte nalayık su. Hozir dunyoda suv problemasi ko'payib boryapti. Hozir cho'l zona bo'lib qurib ketayotgan joylar ko'payib ketyapti. Allohonangi dinimiz buni 14 yarim asr avval g'amini yib qo'ygan. Hatto tahoratingda suvni isrof qilmaysan degan.
qo'ying mashina yuvishda, dush qilishda, hatto tahoratingni suvda isrof qilmaysan deydi. Shuning uchun dinni o'rganganlar aytadiki, iqtisodiyot ham dinda, boylik ham dinda, avtoritet ham dinda, sog'liq ham dinda, tinchlik ham dinda. Men bu gapni sizlarga isbotlab beraman. Isbot kerak bo'lsa, gigiyena dinda. Hozirgi chiqqan yangi gigiyenalar bor, islomda oldida vobshim damini oladi. Damini oladi. Men damini beraman, isbotlab beraman buni. Tirnog'ingni olib yur. Tozalaydigan joylaringni 10 kundan oshib tozalab yur. Chini yuv, cho'milib yur. Badaningda noto'g'ri hid keldimi, cho'mil. Endi cho'milgandagi atir sep, sunnat bu. Cho'milish sunnat, atir sepish ikkinchi sunnat bo'ladi. Hech qachon dasturxonga qo'lingni yuvmasdan kelib o'tirma. Qo'lingni yuv, keyin yegin. Gigiyenam, bu sog'liqmi bu? Ko'p ovqat yema. Hamma kasalliklar, o'sha sahram, davleniya ham, oshqozondagi o'sha yaralar ham, hamma kasalliklar agar qaraydigan bo'lsangiz, noto'g'ri ovqatlanishlik natijasida bo'ladi. Tartibsiz ovqatlanishlik va keragidan oshiqcha ovqatlanishdan kelib chiqadi. Vaholanki buni dinimiz aytib qo'ygan. Rasululloh alayhis solom kechki ovqatdan keyin piyada yurib olinglar deganlar. Bu sunnatda bor bu. Qorinni 3 ga bo'linglar deganlar. Bir qismi ovqatga bo'lsin, bir qismiga suv ichgin, bir qismi bo'sh tursin deydi. Ha bugun biz ponlik bak ovqat yeymiz. Undan keyin 3 choyning choy ichamiz. Choy chiqib ketyapti. Bu degani kislorodga joy qolmadimi? Keyin pishirib o'tiraveramiz. Yemlanayotgan novosga o'xshaydi. Ochiqmi bu? Dinda bor ekanmi bu? Bu bor narsa bu. Mana sog'liq ham dinda ekanmi, endi avtoritet. Avtoritet ham dinda. Diningizga amal qiling, 100% avtoritet odam bo'lasiz. Avtoritet hozir masalan bolalar avtoritet degan narsani masalan nima desam bo'ladi? Umuman boshqa narsani o'qtiryapti. Umuman boshqa narsani o'qtiryapti. Desa zo'r kiyinish, zo'r mashina, zo'r telefon, zo'r nomer shu avtoritet deb o'ylayapti. Yo, avtoritet dinga amal qilishda avtoritet bu. Bu nima degani desa obro'yingizni to'kadigan hamma narsa dinda harom. Nima obro'yingizni to'kadi? Kazyonlik obro'ni to'kadi. Chaqimchilik harom bu narsa. İçib mas bo'lib ishtonga yozilib qo'yib, qusib ko'chada har xil qiliqlarni qilib yurish insonning avtoritetini to'kadimi? Dinda harom bu maslik. Nimaki mas qilsa bu harom. Keyingisi tuhmat. Ya'ni qilmagan odamni qilding shu ishni deyish, yoki qilgan ishini qilmadi deyish buni tuhmat deydi. Vaholanki tuhmatchi bo'lsangiz, sizni hamma yomon ko'radi. Avtoritetingizga minus. Bu ham harom. Yolg'on va aldovlar. Yolg'onchi va aldamchi odamni hamma yomon ko'radi bilib bo'lgandan keyin. Bo'ldi bu avtoritetingizga minus. Bu nima degani? Dinimizda obro'yimizga ziyon bo'ladigan narsalarni g'ibat qilmaylik, yolg'on gapirmaylik, aldamaylik, nasha chekib, aroq ichib, mast bo'lib, ishtonga yozilib qo'yib ko'chada, aroqlarda, axlatxonalarda yotib yurmaylik. Kibir insonning obro'sini to'kadi. Nimaga? Menga o'zingiz kattasini aytasiz, sen kim bo'lding? Menga nima qizig'i bor deyman. Shu atrofda eng katta oligarx bo'lmaysiz, menga bir tiyinlik qizig'i yo'q. Yoki men sizga o'zimni kattasam, siz aytasiz, sen kimsan menga deysiz. Bu ham obro' to'karkan. Shu ishlarni qilmaydi, mana bu avtoritet bo'lasiz. Bu degani avtoritet ham dinda. Xo'p, boylik ham dinda. Boylik ham dinda. Iqtisodiyot, bu degani eng muhim yo'nalish bu iqtisodiyot. Iqtisodiyotni zo'r bilmagan millat hech qachon ko'karmaydi. Hech qachon ko'karmaydi. Iqtisodiyotni zo'r bilish kerak. Xo'p, payg'ambarimiz alayhissalom iqtisodiyot haqida hadis aytganlar. Wala alaman iqtisoda deganlar. Ya'ni iqtisod tejamkorlik, pulini qayerga ishlatishni bilish bu iqtisodiyot deydi. Ekonomika shunga kiradi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kim iqtisod qilsa, tejamkor bo'lsa, pulini isrof qilmasa va narsalarini isrof qilmasa, u odam kambag'allik ko'rmaydi deganlar. Bugun dunyoda yer resurslari tugayapti deb qo'rqib ketyapti hammasi. Vaholanki shunaqangi gruppalar chiqqan dunyoda odam sonini ozaytiraylik degan g'oya ustida ishlashyapti hozir. Odam sonini 2-3 milliardga ozaytirish kerak deyshyapti. Shuning uchun ba'zi bir joylarda sun'iy ravishda kasalliklar tarqatilyapti. Sun'iy ravishda urushlar qilyapti. Nimaga odam soni 8 milliardga qarab ketyapti? Bular aytayaptiki, odam ko'payaversa resurs yetishmaydi. Yetishmagandan keyin dunyoda
global qiyinchilik, ocharchilik paydo bo'ladi. Bular tog' miyalar xudoning ishiga aralashib qo'ygan. Tog' miya deganda fikrlash yo'q, tog'da, to'g'rimi? Shuning uchun bular tog' miya deydi. Xudoning ishiga aralashib qo'yadi. O'zining ishini qilsin. O'zining ishini qilsin, xudoning ishini nima qilsa aralashib. Deydigan odamni o'zi yo'q. Bu degani masalan, diniga amal qilsa borgan, hozir dunyoda suv isrof bo'lmaydi. Hozir dunyoda suv talash muammolari ushbu boshlanyapti. Suv muammosi juda katta muammo boshlanyapti. Bizda nimaga tomchilash kuchaytirilyapti deysiz? Suv muammodan kelib chiqyapti shular. Mana tomchilab sug'orish, hatto 100-200 ming gektarlab paxtalarni ham shu ketishda tomchilab sug'oriladi. Tasavvur qilasizmi? Chunki to'g'ridan to'g'ri suv qo'ysangiz, masalan 1 million tonna su ketadigan bo'lsa, tomchilasiz, 2 tonna su bilan sug'orasiz. Ekonom bo'ladi. Degani buni din aytib qo'ygan. Agar dunyoda odamlar suvni isrof qilmasa, suv birinchidan yo'q bo'lmaydi. Ikkinchidan, agar odamlar musulmon bo'lsa, suv talashmaydi. Mana suv talashi nima bo'lyapti? Bitta buloqda deb ikkita millat bir-birini qirib olyapti. Bitta buloqda deb. Vaholanki Xudo taolo tomonidan berilgan tabiiy narsalarda xalq talashishga haqqi yo'q. Dunyoda kelishuv suv, shu. Suv butun dunyoning hisoblanadi. Chunki shunaqangi daryolar bor, 4 ta, 5 ta, 7 ta davlatdan o'tgan daryolar bor. Boshda turgan davlat uchun to'sib olishga haqqi yo'q. Chunki bu obshiy hammaning hisoblanadi. Xo'p. Ya'ni isloq qilmasak, bu degani to'yda pul chachmasak, ha, to'yda pul chachmoqdan ekanlar bor. Yo'ki masalan oilaviy bugunmi o'tirib uyda, ki hamma o'tir, bir oyda necha pullik internet olyapsan sen? Hamma 80 millik, bu 100 millik yozingda 1 milliondan oshiq internet olib ishlatib kelyapmiz. Xo'p. Bolam, sen o'sha olgan 80 ming so'mga sotib olgan megabaytingga nima ko'ryapsan? Mana bir oyda nima foyda olding o'zingni dunyoingga yoki oxiratingga? Fizikani zo'r o'rgandingmi, ximiyani zo'r o'rgandingmi, geologiyani zo'r o'rgandingmi, yo duradgorlikni zo'r o'rgandingmi, yo sigaretni ziyoni haqida, o'pka haqida ma'lumot o'rganding, nima ko'rdingiz siz? Yo'q. Na dunyosiga, na oxiratiga bir tillik foydasi yo'q narsalarni ko'rib, 100 ming, 150 millik megabayt sotib olib isrof qilyapti. Ha, isrof qilgan insonda uyida ham, cho'ntagida ham, pulida ham, biznesida ham barakot bo'lmaydi. Bu barakot bu ilohiy narsa. Ya'ni berilayotgan summalarni isrof qilmagan odamni Alloh yaxshi ko'radi, keyin ishiga, puliga barakot beradi. Isrof qilaversa, masalan, bolamizga maktabiga pul bersak, nizashda ishlatursin-da, pul bermaymiz ki. Foydali narsaga ishlatib, oshinib kelgan pulini deb qarasak-da, bankaga to'layik, to'playotgan bo'lsa, idishga. Bolamizga pul beraveramiz, nimaga u isrof qilmayapti? Naborot ekonom qilib pulini to'playib bergimiz kelaveradi. Lekin hamsa PlayStation o'ynadim, o'qildim, buqildim desa bolaga biz pul bermaymiz. Xuddi shuning yana Xudo taolo tomonidan berilayotgan bu pul ne'matini isrof qilayotganlarga barakot olib qo'ydi. Masalan 4 yil, 5 yil pul to'plab turib, bitta o'g'il to'yi bilan pulini yo'q qilib olyapti. Bir millionerdan so'rashgan ekan. Bizga o'rgating, qana bo'lib siz millioner bo'ldingiz deyishganda bu kim aytgan ekanlar? O'sha millioner aytgan ekanda, men aqlimni, miyamni, kallamni 1%ini pul topishga sarfladim degan ekan. 1%ini. Topgan pulimni ishlatishga qolgan 99%ini sarfladim, shuning uchun millionerman degan ekan. Hozir bizda nima bor? Maksimal darajada pul topamiz, 99% kallani ishlatib olamiz. Topilgan pulni ishlatishga 1% aql qoladi xolos. Uyda hammom yo'q. Ha, desa o'g'il to'y qiladilar. Uyda ayollarga oshxonada sharoit yo'q, kir yuvgani sharoit yo'q, ha, desa jentra oladilar. Uyda sharoit, yashash sharoitida. U kim ko'chada jentrada yursalar bo'ldi shu. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun bu narsani ham islom o'zi o'rgatib qo'ygan. Aslida o'zi islom o'rgatib qo'ygan shu narsa. Ya'ni tejamkor bo'lish, isrof qilmaslik va hokazo va hokazo. Xo'p, tinchlik dindaligiga isbot. Nimaki oralarimizni buzsa, dinda harom. Nimaki oramizni buzsa, bir-birimizga qalbimizda dushmanchilik o'yg'otadigan har qanday ish dinimizda qaytarilgan. Masalan,
kibir aramızı buzadı. Dinde haram. Hasad, yani körelmesi kükeneydik. Aralarımızı buzadı. Dinde haram bu nasıl bu. Yalan ve aldoğlar aramızı buzadı. Ve birbirine tekişi bugün ayarlarına tecavüz kılış. Bu aralarımızı buzadı. Yani Müslüman için, o şey Müslüman'a tekişi bugün ayarlar kızıl çizil bula. Hiç kaçan kızıl çizilini basmayın. Okay. Çekerede çizilleri var. Kegin kaptı kaptı trassa yollarında kızıl çizil diyen nasa bula. Kızıl çizilde çüşken liboy bina büzülen. Müslüman'ın kızıl çizili buladı. Onun şanı buladı, avrosu buladı. Ve o şey Müslüman'ın tekişi ayarlar onun kızıl çizili buladı. Eğer gayreti var, şicaatı var, hamiyeti var, gururu var erkekti, kızıl çizilini bas koysayız, şuna mazizi kaçırı varadık ki, ömür batı istiyizden çıkarmayın yapıklar. Hamiyeti yok olsa, dayus olsa, erkek olmasa, mucik olmasa, Müslüman olmasa, onun kızılıydı. Onun kızılıydı. Lakin erkek olsa, oğul bana olsa, Müslüman olsa, gayret şicaatı olsa, eğer kızıl çizilini bas koysayız, Tyson mi siz, Bruce değil mi siz, kızılıyor mu? Onun kızılıyor. Çünkü dinli güzelliğine falan o kızıl çizildi basıştı koyun. Hatta karamey sen deyin. Karamey sen deyin. Demek ki o en yaman iş bugün zina karıştan başlanan. Çünkü Allah zina hakkında informasyon veriyen de bunu kime demeyen vela takrabu diyen yakınıge varma diyen. Bu halen ki zina hazır yükünde adli inersege aynanı kalıyordu. Yani zina diyen de nikahsız bir erkek bile nikahsız bir ayoldu atneşeyi nesine de. Gevleşeyem, körüşeyem, esimisleşeyem, yalnız kalışeyem. Bugün yaşlardan kele diyen müracerlerden bir tanesi karake sevişmeyen kız kalmadı, sevişmeyen yiğit kalmadı diye. Bar, yokmaz, elhamdülillah terbiyeli aile bar, dedin kem, kem. Yeni tezahür konuyum. 14 yaşında sevişken kız, ertuğutu inliğine, onu sınıf daşıyken, dedesi iki dünyada vermeyin. Hani balana, dede büsü, bu teyni daşıyken iki dünyada vermeyin. Bu bir de problemi. İkinci problemi, birbirini sev yürüyen balla, yürüyengenden ki yine, o başka erge tekkenden ki yine birbirini unutmayın. Kegin ne buladı? Ana hıyanatlar. Bugün erge hıyanat kılıyken ayarlar böyle yaptı mı? Böyle yaptı. Bas köpeği böyle yaptı. Aileler büzülü yaptı mı? Büzülü yaptı. Bunu kim oynadı? Kim gamını yiydi? Fakat karında gamını yiyip yürü oramızı. Milleti geleceğini kim oynadı? Demek ki aileler köp büzülüp getiyor. Bunu kim oynadı? Oylaş gerek bunu. Bunu gamını yiyiş gerek bunu. Bu ota seriöz değil mesela bu. Çünkü aileler büzülüşlüğünün tagida juda katta zararlar var. Nimaga? İkimiz kuda bo'lsak, chetda o'tirgan bitalaring bilan. Mabodo bolamiz ajrassa, siz tomon urug' bilan, men tomon qarindosh urug', bu shun bir-birimizga teskari bo'lamiz. Bu bitta zimon. İkincisi, mabodo orada bola bo'ladigan bo'lsa, u bolalar tirik yetim qoladi. Tirik yetim qolgan bolalar tarbiyasi juda ko'p holatda salbiy minus bo'ladi tarbiyasi. Bu ikinci problemi. Üçüncü problemi, erisiz koyanı ayolla. Ne mi buraya yaptı? Üylenmezse o şey ayolu bile acilaşken bollar. O şey hapa, hatun buna olsa üylenmeyim ben de. Bir ay yürüdü, iki ay yürüdü, üç ay yürüdü. Hemen mesela şaşlı yiyip büyüken bolla, yine şaşlı yiyiz ki lan. Nikahlı hatun yok mu? Kekin kattan yiydi onu. Görüyorsun bu spot ki. Hayatımızda tınç, asuda, zor buluşu, bu birbirine bağlı narsa, siz ve menge bağlı narsa. Bugün biz katlalar yaman bulsak, gelecek avlat yaman buladı. Çünkü ilanlı bolası ilan buladı, çayanlı bolası çayan buladı. Bolam aram içmezsen de siz uziz içmeyin. Bolam alkaş bulmazsan de siz uziz alkaş bulmayın. Bolam neşe çekmezsen de siz uziz çekmeyin. Bolam zina kımazsan de siz uziz zina kımayın. Menge tekişliği bugün ayarlarına bunu karamasın desiz oziz bir begon ayarlarına karamayın. Çünkü birinci orunda ata ana namuna buluş gerek. Amma, hala, tağa, amaki namuna buluş gerek.
O şey katta dedesi, katta büvesi namuna buluş gerek. Bugün biz kim bulsak balılar şu buladı. Bugün nemege terbiyesiz balayı köp. Sebep onu ata anası terbiyesiz. Ben görmüyordur ayetememem. Çünkü ilanlı balası ilan buladı mı? Terbiyesizli balası terbiyesiz buladı. Ben bir parasat bulsam, benim ballarım bir parasat buladı. Bu ana bu. Çünkü hamaşiyonu sortiga karab durup mahsulat çıkardı. Beşinci sort hamaşiyon bulsa, ondan pişiyoy, vişi sort narsa çıkmıyordu. Mesela benim baklaşlı plasması, hacethane değil, pakran plasması. İyi, ondan ne farkı varsa, sortu da farkı var. Benim baklaşlı pişiyoy, vişi sort baklaşlı, hamaşiyon şuna bugün, anı hacethanemizi türken plasması pakır, o altıncı sort, beşinci sort bu.